Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde 4. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sınav sorularını ve cevaplarını beraber paylaşacağız sevgili öğrenciler. Bu şekilde 2. dönemin 1. yazılı sınavını hazırlanmanızı sağlamayı düşünüyorum. Önce soruyu sonra cevabını açıklayacağım. O yüzden soruları gördükten sonra videoyu durdurup kendi cevaplarınızı yaptıktan sonra benim cevaplarımla karşılaştırırsanız kendinizi daha iyi ölçeceğinizi düşünüyorum. Kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolarımdan ve duyurularımdan haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Birinci sorumuz çarpma işlemi. İki tane çarpma işlemi veriyoruz. Bu işlemleri doğru yapmanız gerekiyor. Tam puan alabilmeniz için. O yüzden çarpma işlemlerini sevgili öğrenciler yaparken öncelikle çarpanlardan alttaki ikinci çarpan hemen gösteriyorum. Kalemimizi alalım. Evet. Alttaki ikinci çarpan. Birinci çarpan 214, ikinci çarpan 23. Birinci çarpan 609, ikinci çarpan 57. Çarparken neye dikkat ediyoruz? Öncelikle alttaki ikinci çarpanın birler basamağındaki sayıyla bütün sayıları çarpıyoruz. 3 kere 4, 3 kere 1 ve 3 kere 2. O bittikten sonra onlar basamağına geçiyoruz. Onunla çarpıyoruz. Şimdi isterseniz cevap şıklını göstereyim. Onun üzerinde ilerleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi önce 3 ile çarptık sevgili öğrenciler. Sonra 2 ile çarpıyoruz. 2 ile çarpma sonucumuz 2 kere 4, 8. Nereye yazdık? Onlar basamağındaki sayının altına. Çünkü 2 onlar basamağında olduğu için onlar basamağındaki ilk çarpma sonucunu onun altına yazıyoruz. İşlem bittikten sonra tekrar topluyoruz. Cevaplarınız da sizin de bu şekildeyse bu sorudan tam puan aldınız demektir sevgili öğrenciler. Evet, ikinci sorumuz bölme işlemiyle ilgili. Bölme işlemlerinizi yapınız ve sağlamasını yapınız. Bunları yaptığınız takdirde tam puan alacaksınız. Sağlaman için önemlidir sevgili öğrenciler. Yaptığımız işlemin doğruluğunu kontrol etmek için çok önemlidir. Evet, işlemleriniz bittiyse hemen ne yapıyoruz? Cevaplara geçelim. Cevaplar üzerinde açıklamaya başlayalım. Birincisinde bölünen sayı 436, bölen 3. Bölme işlemini yaptıktan sonra sağlamasını yapacağız. Hemen birinci işlemi beraber yapalım. 4'ün içinde 3 bir kere var. 1 kere 3, 3. 4'ten 3 çıktı, 1 kalır. 1'in içerisinde 3 olmadığı için buradaki 3'ü aşağı indiriyoruz. 13'ün içinde 3, 4 kere var. 4 kere 3, 12. 13'ten 12'yi çıkardığımızda 1 kalır. 1'in içinde 3 yok. Ne yapıyoruz? Burada bir 6 kalmıştı. Onu indiriyoruz. 16'nın içinde 3, 5 kere var. 5 kere 3, 15. 16'dan 15 çıkardığımızda kalan 1'dir. İşte bölme işlemimiz bitmiştir. Bölme işlemi ne zaman biter? Bölme işlemi kalan bölenden küçük olursa, yani kalan bölen sayı 3'tür görüyorsunuz, kalan da 1. Kalan bölenden 3 küçük kalırsa bölme işlemi bitmiştir. Bölümü 145 bulduk. İşlemi sağlamasını yapmak için ne yapıyoruz? Bölümle böleni çarpıyoruz. Kalanı üzerine ekliyoruz. 436 bölünen sayıya ulaştıysak, gördüğünüz gibi ulaştık. İşlemimiz doğrudur diyoruz sevgili öğrenciler. Diğer bölme işlemi de bu şekilde yapmanız gerekiyor. Evet, şimdi bir çıkarma işlemi var. Bu çıkarma işlemini yapacaksınız ve sayı doğrusu üzerinde göstereceksiniz. 8'de 8'i 8'de 3'ten çıkarıyoruz. Kaç kalmış? 8'de 5. Sayı doğrusunu da göstereceksiniz. Şimdi bunu çözüm üzerinde anlatmaya çalışayım. Siz burada videoyu durdurup çözümünüzü yapabilirsiniz. Evet, kesirlerle çıkarma işleminde sevgili öğrenciler, faydaları ikisinin de 8 aynı olduğu için hiçbir işlem yapmadan faydasını aynı şekilde yazıyoruz. Sonra payı paydan çıkarıyoruz.
8'den 5 çıktı. 8'den 3 çıktı, 5 kalır. Evet, çıkarma işlemimizin sonucu 5 bölü 8'dir. O yüzden şimdi ne yapıyoruz? Sayı doğrusunda gösterirken 8 bölü 8, 0 ile 1 arasını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya ayırdık ve 8'de 8 kesirine ulaştık. Büyük sayıyı gösterdik. Yani burası 8'de 8'dir. Kaçı çıkarıyoruz? 8'de 3. Yani 3 adım geriye gideceğiz. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi burası 3 adım geriye gittiğimizde burası bizim çıkarma işlemimizin sonucudur. Bu da 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölü 8'dir sevgili öğrenciler. Şurası kaçtı? 3 bölü 8. Geriye gittik. Sayı doğrusunda da çıkarma işlemini bu şekilde gösterebilirsiniz. Evet, gelelim grafiklerle ilgili bir soruya. Aşağıdaki çetele tablosundaki verilerden yararlanarak sütun grafiğini oluşturunuz diyor. Evet, siz hemen burada videoyu durdurup çözüme geçin. Ben çözüm üzerinde size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle tabloya ve grafiğe bir isim vermemiz gerekiyor. Topladığımız veriler tavuk, horoz, hindi, kaz, ördek olduğuna göre buna kümes hayvanları diyebiliriz grafiğe ve tablonun ismine. İsmi verdik. Sonra çetele tablosundaki veri, hemen şöyle geriye gidelim. Bakın çetele tablosunda verilerimiz burada. Her çizgi bir hayvanı ifade ediyor. Tavukların sayısını görüyorsunuz sevgili öğrenci. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de burada 10. 10 tane tavuk var. Size tavsiyem çetele tablosundaki sıklık tablosuna çevirmeniz. Daha rahat yaparsınız. Horozların sayısı 1, 2, 3. Hindi 5, 6, 7. Kaz 8, 9. Ördek 5. Bakalım ördek kaç yazmışlar? Ördek 5, evet. Şimdi sütun grafiğinde dikey sütuna sayı değerleri, yatay sütuna ise hayvanların isimlerini aldıktan sonra şimdi sırayla hayvanları yerleştiriyoruz. Tavuk 10 tane olduğu için tavuk sütununu kaça kadar geldik? 10'a kadar geldik gördüğünüz gibi. Horozların sütununu 3 olduğu için şurada bakın 3'ün karşısındaki olan yere kadar geldik. Hindi 7 olduğu için bakın 7'nin karşısına kadar geldik. Kaz 9 olduğu için 9'dan bakın. Onun sütunu buraya kadar. Ördek de 5 olduğu için onun sütunu da 5'in karşısında olduğu yere kadar çizmiş olduk. Bu şekilde sütun grafiğini de oluşturduk sevgili öğrenciler. Şimdi doğru yanlış sorularıyla devam edeceğiz sevgili öğrenciler. İsterseniz dediğim gibi siz yine videonuzu durdurup ardından benim çözümlerimle karşılaştırabilirsiniz. Hemen beraber yapalım. Bölüm ile bölenin çarpımı kalanla toplanırsa bölünen olur. Evet, bu aslında bize ne anlatıyor? Bölme işlemini sağlamasını anlatıyor. Bu yüzden doğrudur. Bölme işleminde kalan bölenden büyük olmaz. Evet, biraz önce de söylemiştim. Kalan her zaman bölenden küçük olmalıdır. Bu da doğru bir ifadedir. Çıkan ile farkın toplamı eksilerden büyüktür demiş. Çıkan ile farkın toplamı eksilerden büyüktür demiş. Bu yanlış bir ifadedir sevgili öğrenciler. Diğer cümlemiz payı paydasına eşit olan kesirlere basit kesir denir diyor. Payı paydasına eşitse basit kesir değildir. Bu bileşik kesirdir sevgili öğrenciler. 75 saat 3 gün 3 saattir diyor. 75'i 24'e böldüğünüzde 3 gün 3 saate ulaşacaksınız. O yüzden bu da doğru bir ifadedir sevgili öğrenciler. Evet. Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük çift doğal sayı ile rakamları farklı 2 basamaklı
En küçük tek doğal sayının çarpımı kaçtır diyor. Öncelikle şıkları vermiş. A 9870, B 10846, C 10857, D 12818. Doğru cevabı bulabilmeniz için öncelikle bu rakamları oluşturmanız gerekiyor sevgili öğrenciler. Siz videoyu durdurup oluşturup çözüme ulaşın. Sonra benim cevabımı karşılaştırabilirsiniz. Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük çift doğal sayı 986'dır. Rakamları farklı 2 basamaklı en küçük tek doğal sayı ise 13'tür. Bunları çarptığımızda D şıkkı 12818 sonucuna ulaşıyoruz sevgili öğrenciler. Evet, diğer bir sorumuz. 730 litre su 15 litrelik damacanaları dolduruluyor. Bunun için kaç tane damacana gerekir? A 62, B 60, C 58, D 56. Bunun için de işlem yapmadan sonuca ulaşamazsınız. Siz burada videoyu durdurup işlem yaparken ben video çözüme geçiyorum ve çözüm için de üzerinde anlatmaya başlıyorum. Evet. 930'u 15'e böldüğümüzde 62 tane damaca gerektiğini buluyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir sevgili öğrenciler. 8. sorumuz saat 20.50'de başlayan bir film saat 23.40'da bitmiştir. Ara vermeden yayınlanan bu film kaç saat kaç dakika sürmüştür? A 1 saat 50 dakika, B 1 saat 55 dakika, C 2 saat 10 dakika, D 2 saat 50 dakika. Evet, siz videoyu durdurup çözerken ben hemen cevap üzerinde anlatıma geçiyorum. Evet. 21.50'de başlayan bir film 23.40'da bitmiştir diyor. 23.40'dan 21.50'yi çıkaracağız. Çıkarma işlemi yaparken gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler 40'tan 50 çıkmıyor. Dakikadan başlıyoruz şurada. Çıkmadığı için buradan 23'ten 1 saat alıyoruz. Burada 22 saat kalıyor. 1 saatte dakika bölümünü aktarırken 1 saat 60 dakikadır biliyorsunuz. 40'ın üstüne 60 eklediğimizde 100 dakika oldu. 100'den 50 dakikayı çıkardığımızda 50 kaldı. Burada 22 saat, burada da 21 saat var. Arasında da 1 saat fark olduğu için 1 saat 50 dakika olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir sevgili öğrenciler. 9. sorumuz. 300 sayfa kitabı her gün eşit sayıda sayfa okuyarak 15 günde okuyan Eren günde kaç sayfa kitap okumuştur? A 20, B 15, C 10, D 40. Evet, çözüme ulaştığımızda 315'e bölüyoruz. Günde 20 sayfa kitap okuduğunu buluyoruz sevgili öğrenciler. Buradaki bölme işleminde sıfır atma olayını isterseniz anlatayım bölme üzerinde. 3'ün içinde 15 yok. 30'un içerisinde 15 2 kere var. 2 kere 5 10. 2 kere 1, 2 bir değer de 3. Evet, 0'dan 0 çıktı 0, 3'ten 3 çıktı 0. 0'ın içerisinde 15 olmadığı için yandaki basamak olan şu 0'ı aşağı indiriyoruz. Bunun içerisinde yine 15 yok. O yüzden buraya bir 0 atıp işlemimizi bitiriyoruz. Bu 0 atma olayı şu şekilde basit şekilde anlatabilirim. Kalana baktığımızda 0'ın içerisinde yok dedik. İki kere üst üste yok diyorsak, içinde yok diyorsak sıfır atabilirsiniz. Sonra bir basamak indiriyoruz. Yine yok dedik. İki kere üst üste yok dedik. O yüzden sevgili öğrenciler bölüme bir sıfır atıp işlemimizi bitirmiş oluyoruz. 10. sorumuz sevgili öğrenciler. 30 bölü 3 çarpı 23. Sonucu kaçtır? Parantez içerisinde 30 bölü 3 var. Unutmayın. A 200, B 230, C 10, D 27. Evet, bu bölme işlemi bölme olarak da kullanılır. Bunu unutmayın. O yatay taksim işareti. Evet, siz çözümünüzü bitirdiğinize inanıyorum. Benim çözümümle karşılaştırın isterseniz. Evet, matematikte parantez içindeki
İşlemlerin işlem önceliği olduğu için önce parantezin içindeki işlemi yapıyoruz. 33'e böldüğümüzde 30'un içinde 3 10 kere var. Sonra çarpmaya geçebiliriz. 10 ile 223'ü çarpıyoruz. 23 10 ile çarpmak demek zaten birler onlar basamağında 1 olduğu için yanına bir 0 atmak demektir. Sonucu 230 olarak buluyoruz sevgili öğrenciler. Evet dersimiz yazılıya hazırlık soruları dersimiz bu kadardı. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.